Ben Profesör Doktor Ali Berat Alptekin, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde Türk Halk Edebiyatı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Uluslararası Kırgız Türk Üniversitesi, Manas Kırgız Türk Üniversitesi'nde Aşıklar Çalıştayı için bulunmaktayız. Şimdi ben Aşıklar Çalıştayı'nda aşık edebiyatının menşei ve bu bölgeyle alakasını kısaca anlatmaya çalışacağım. İçinde bulunduğumuz Kırgızistan coğrafyası, Divan-ı Lugat-ı Türk'ün, Kutadgubil'in yazıldığı coğrafyadır. Yine buraya çok yakın olan Turfan'da yapılan kazılar da aşıklık geleneğinin başlangıcı açısından son derece önemlidir. Her şeyden önce Divan-ı Lugat-ı Türk'ü Kaşgarlı Mahmut bu Kırgızistan coğrafyasında yazmış ve daha sonra orijinali 192 yıl sonra bugün İstanbul'da Fatih Millet Kütüphanesi'nde bulunan tek nüshasında bir aşıktan bahseder. Adının Çuçu olduğunu söyler ama örnek vermez. Yine Divan-ı Lugat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmud'un verdiği bilgiye göre bizim bugünkü koşma dediğimiz aşıklarımızın koşma tarzında söylediği şiirlerin karşılığı o dönemde koşuktur. Yine o dönemde şiir karşılığı olarak ır, yır, jır gibi kelimeler, kavramlar kullanılmaktadır. Günümüzde de bilhassa Hazar Denizi'nin içinde bulunduğumuz coğrafyasında şiir karşılığı olarak ır, yır bölgelere ve ülkelere göre değişmek şartıyla jır kavramları kullanılmaktadır. Hazar Denizi'nin batısında bulunan Azerbaycan, Türkiye ve diğer Türk toplulukları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise aşıklık geleneğinin daha çok şiir kavramıyla karşılaştığını biliyoruz. Divan-ı Lugat-ı Türk'te bu kavram şeklinde verilmektedir. Nitekim Azerbaycan'da da ve pek çok coğrafyada da, Türk coğrafyasında da şiir şeklinin şeklinde söylendiğini veya okunduğunu hatırlatmak isterim. Yine bizim bu bölgede yapılan araştırmalarda hele hele Manas Üniversitesi'nin müzesini ziyaret ettiğimizde arkadaşımız bizi bilgilendirirken Hun Türklerine ait bir takım kalıntıların bulunduğundan söz etti. Yine Hun Türklerinin bilhassa Atilla'nın çadırının da onun ölümü üzerine ozanlar ve kopuzcuların olduğu ve onların hikayeler anlattığı, ağıtlar söylediğinden söz edilmektedir. Kanaatimizce bu azanlar ve kopuzcular, yani bugünkü aşıklar, şairler, o dönemde birkaç töreni icra etmekteydiler. Bunlardan birisi büyücülük, ikincisi hekimlik görevini, üçüncüsü de aşıklık görevini icra etmekteydiler. Zamanla bunlar değişik bölgelerimizde, yani o günkü Türk coğrafyasında kam, baksı, şaman, oyun ve ozan adlarını alıyordu. Bu sözünü ettiğim görevlerden ozan görevini şiir söylemek, kopuz çalmayı kendi üzerine almış ama kam, baksı, şaman ve oyuna da demişler ki siz de büyü işlerini, sihir işlerini ve halk hekimliği işlerini üzerinize alın ve onu o görevi icra edin demişler. Yine Turfan kazılarından elde ettiğimiz bilgilere göre elimizde çok önemli bilgiler var. Çünkü ilk şairler ve ilk şiirleri de orada buluyoruz. Kultarkan, Kalım Keyşi, Asiye Tutunk, Çısuya Tutunk bunların her birisinin elimizde bugün parçaları var. Turfan kazıları da bize bu bilgileri vermekte. Ben birkaç cümleyle de şunu söylemek istiyorum. Bugün aşıklık geleneği en azından başlangıcı itibariyle ozan şeklinde olduğunu, Türk coğrafyasında başlangıçta kopuz olarak bildiğimiz kavramın zamanla kopuz şeklinde söylenmeye devam ettiğini, bilhassa içinde bulunduğumuz Kırgızistan coğrafyasında, Kazakistan coğrafyasında, yine zaman zaman kopuz yerine bu coğrafyada değişik müzik aletlerinin kullanıldığından haberdarız. Azerbaycan'da tar ve saz dediğimiz müzik aleti, Türkiye'de ise bağlama olarak sınırlandırabileceğimiz müzik aletinin eşliğinde şiir söyleniyor. Bizim ozan dediğimiz kişi aslında ozgan şeklindedir. Nitekim bu coğrafyada da gengan eki, parsibek olarak kullanılmaya devam ediyor. Ama Anadolu coğrafyasında ozan kelimesindeki ozgan, g ünsüzü düşmüş ve ozan şeklini almıştır. Herze söyleyen, boş konuşan, geveze anlamlarına gelmektedir. Bu kavram karşılığı olarak coğrafyamızda cirov, akın, yanşak, dede, varsak, aksakal
ve aşık kavramları söylenmektedir. Şöyle tanımlayacağız aşığı. Doğaçlama olarak veya hazırlıksız olarak saz eşliğinde herhangi bir saz olabilir bu. Şiir söyleyen kişiye biz aşık adını veriyoruz. Saz çalamayan, şiir söyleyen, sadece doğaçlama olarak hazırlıksız olarak şiir söyleyen kişiye kalem şairi adını veriyoruz. Coğrafyamızın hemen hemen hepsi, bütün coğrafyada şairlerimizin bu özelliklere sahip olduğunu, aşıklarımızın bu özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Görevleri içerisinde toplumun beşikten mezara kadar olan her özelliğiyle, her derdiyle ilgilenen kişiler olduğunu yine burada belirtmek istiyorum. Doğumdan ölüme kadar her yerde aşıklar vardır. Lay lay çalan da, ertegi anlatan da, bunun yanında şiir söyleyen de, ninni söyleyen de aşıklarımızdır başlangıcı itibariyle. Daha sonra da ölümde yine ağıt yakan kişiler daha çok aşıklarımızdır. Toplumun iyi günlerinde, kötü günlerinde yardımcı olmuşlardır. Bilhassa ordu aşıkları veya şairleri dediğimiz kişiler, askeri sadece coşturmakla kalmamış, onların bozuk olan morallerini destan dediğimiz, koşma dediğimiz, koşuk dediğimiz türlerde söyledikleri güzel şiirlerle düzeltmişlerdir. Halka moral vermişlerdir. Bu yönüyle aşıklık geleneğinin 20. yüzyılda da benzer görevleri icra ettiğini belirtmek isterim ve aşıklığın Türk dünyasının başlangıcı diyebileceğimiz Kırgızistan coğrafyasından başlayıp bir sel gibi Anadolu coğrafyasına doğru gittiğini hatırlatarak bütün dinleyicilerimize Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi yetkililerine bu görevi bize verdikleri için teşekkür ediyorum. Onlara çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Yolları carık bolsun, günleri aydınlık bolsun. Sağ bolunuz, esen kalınız.